Evet, şimdi Özgür Hocam'la çok güzel bir konuya geldik. En merak edilenlerden biri zigomatik bölgeye, yani elmacık kemiklerine uygulanan dolgulardan. Bu konuda çok soru gelmiş hocam. Ben de çok merak ediyorum. Beni de çok ilgilendiriyor. Yüzün uyumunu sağlamak için elmacık kemikleri nasıl uygulamalar yapılabilir dolgularla? Aslında elmacık kemiğine dolgu yapılması ünlü Amerikalı aktrist Angelina Jolie'nin yüzündeki o görünümden kaynaklanan çene kemiği, elmacık kemiğinden kaynaklanan o fotoğraf bizim hayatımıza girdiği günden bu yana herkes o elmacık kemiğini beğenir ve bu modelin kendisine nasıl yakışıp yakışmayacağını sorar olmasıyla karşımıza çıkıyor. Evet, yapılabilir mi? Yapılabilir. Dolgu uygulamalarının tamamı ciddi bir tasarımla gerçekleşir. Biz buna tasarım dolgusu deriz. Elmacık kemiği bölgesinin hacimlenmesi, elmacık kemiğin üzerine belirlediğimiz, tasarladığımız kodların tamamına birden dolgu uygulaması yapmak suretiyle hacim kazanmasıyla mümkün. Daha dolgun elmacık kemikleri daha güçlü bir ifadeyle kendini gösterir. Daha kararlı bir görüntü, daha dolgun bir yüz, aynı zamanda kadında daha doğurgan görüntü, erkekte daha maskülen bir görüntü olarak kendini gösterir. Tabii bunun abartılması halinde de şişman görüntüye de dönebilir. O çok özel bir nüans vardı. Bu nüansı yakalamak tabii ki hekimin görevidir. Evet, şimdi bu noktanın altını özellikle çizmek istiyorum. Tasarımla bir elmacık kemiği yapmak, tasarım dolgu yapabilmenin altına bir matematik yatıyor. Bu matematiğin dolgunun miktarıyla çok bağlantısı var. Kişinin kendi kemik yapısı ve yüz yapısındaki dokunun hacimlenme özelliği bizi çok ilgilendiriyor. Bu hacimlenmeyle beraber elmacık kemiğinin yukarıya doğru kalkması, sarkmanın gitmesiyle kendisini gösteriyor. Evet, sarkmadan şikayet ediyor iseniz, göz altlarınızda da yer yer çökmelerden muzdarip iseniz, çene hattınızda da bu sarkma kendini çok gösteriyor ise çözüm elmacık kemiğinin yukarıya doğru çıkartılmasıdır. Yani bir kıyafetinizin üzerinize giydiğiniz kazağınızın sünmüş olduğunu düşünürsek cildin de elastikiyetinin kaybetmesiyle birlikte bir nevi vatka gibi elmacık kemiklerine konulan dolgularla sarkan cilt yapısı hacimlendirilebilir. Tabii bunun bir oranı ve bir miktarı vardır. Bu miktarın çok üstüne çıkabilmek demek anormal görüntüye çıkmak demektir. Evet, sokakta gördüğünüz yüzünde abartılı estetik işlemler yapılmış ve gerçekten estetiğin yakışmayan modellerinde çoğunlukla elmacık kemiğinin çok doldurulması, dudağın çok doldurulması gerçeği yatar. İşte bu nokta belirlenen dolgu miktarının belirlenen noktalara ve belirlenen derinliklere daha önceden bildiğimiz dozlarla enjekte edilebilme mantığıdır. Tıpkı herhangi bir rahatsızlığınızda antibiyotik aldığınız zaman kullandığınız doz gibi dolgularında bir dozu vardır. Ve bu dozlam dokuların derinliklerine yerleştirildiği andan itibaren üstündeki yağ dokusunu ve kas dokusunu kaldırmasıyla karşımıza çıkar. İşte geliştirilen dolgu teknolojilerinin özelliği mikro kürecik mantığı, iç içe girmiş birden fazla mikro küreciğin iç içe girmesiyle birlikte dokuya yerleştirildiği andan itibaren hacimlenmesiyle birlikte istediğimiz hacimlenmeyi koyduğumuz noktadan itibaren doku kendini belirlediğimiz noktaya doğru gelir ve sarkma giderilmiş olur. Hocam hem sarkma gidiyor hem de çarpıcı bir görünüm elde ediliyor. Tabii. Değil mi? Tabii. Çarpıcı görünümün altında kişinin sarkması, yani üzüntüyle algılanan yüz ifadesi ile hacimlenen elmacık kemiğiyle güçlü görüntüye, yani eksiden artıya, eksiden nötre değil, eksiden artıya doğru geçen bir yapı oluşur ki biz biraz daha Asya toplumuna sahibiz ülkemizde. Bizde dolgun yanaklı olmak, dolgun elmacık kemikleri güçlü bir ifadeyle kendini gösterir ki dozlamla birlikte, doğru dozlamla birlikte, doğru hekim ve doğru teknikle mükemmel bir sonuca doğru yol alırız. Tasarım matematiğiyle, tasarım dolgusu ile, tasarım tekniğiyle birlikte kişiye yeni bir yüz, yeni bir ifade, daha güçlü bir ifade kazandırılabilmek bu sayede mümkün olabilmektedir.
Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel anlattınız, bilgilendirdiniz. Ben teşekkür ederim. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Ankara'dan bir konuğumuz var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Pınar Celtemen bizlerle olacak ve çikolata kisterini anlatacak efendim. Çok yaşa devam ediyor.